Evet. O yokken evet. Ne tartışacağım? Nitekim tartışmadım zaten. Ve yani, tartışmadınız. Yani evet, programa dediğiniz doğru. Program son derece önemli bir program. Yani bir gazetecilik olayı. %100 iyi adam bir gazeteci. Yani yani oturduk sabaha rahat, kadar seyrettik. Rahat konuşamıyorsun. Ben programı diye yapıyorum. Öyle yapıyor. Yani birbirine o ona sataşıyor da tam konuşmaya başlıyorsun. Karşına şak biri bir şey söylüyor. Haydi ona kafanı çeviriyorsun buraya. Ben aslında bu tip tartışmalara alışığım. Beni kimse mat edemez. Bakma sen. Ama tartışma benim tartışmam. Ama mesela orada yani. Tayyip Erdoğan olsa siz de olsanız tamam. Olabilir. Ama yani zaten, o yoktu. Zaten orada ben söyledim zaten. Bu kaset Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir reklamıdır. Tabii o reklamı. Şimdi bir politikacı için en büyük şans halkın dinlemesi ve ona belli bir kanalla ulaşmaktır. Şimdi bu kaset negatif işinde veya pozitif. Kaset işinde Reha Muhtar çok başarılı bir iş yaptı. O kaseti aldı, nasıl aldıysa yayınladı. Aynı gece bütün diğer televizyonlarda hemen alıntı yayınladılar. Ertesi gün bütün televizyonlarda tekrar var, yorumlar var. Gazeteler ertesi gün tekrar. Adam hep yani, gündemde. Politikacı için bundan iyi bir şey olamaz. Çünkü neden? Ama Tayyip Erdoğan için. Şimdi mesela benim için adeta bir kaset yayınlansa. Adam çıkarım programa ilk 5 dakika o şeyi anlatırım alete yayınlanan ama diğer 1,5 saat 2 saat parti programını anlatırım. Yani bu memleketi bu partinin nasıl düzelteceğini, işte işsizliği, fakirliği nasıl çözeceğini, insanlara nasıl kolay iş bulunacağını, hayatın nasıl ucuzlayacağını vesaire bu ticareti anlatırım. Çünkü böyle bir imkanımız yok ki. Şimdi biz niye burada bu akşam toplanıyoruz? Bugün mesela tatil. Evet. Ben Kıbrıs'tan atladım geldim. Çocukları orada bıraktım. Sabahın 7'sinde. Bak buraya gelmek için sabah 5'te kalktım. Bu program için. Niye geldim? Buradaki insanlar... Biz Kıbrıs'a gelirdik. Şimdi bu sayede insanlara Liberal Demokrat Parti'nin programını anlatmak bizim tek görevimiz vardır. Yani Liberal Demokrat Parti'nin programıyla diğer partiler arasındaki farkı halkımız görecek. Görmediğimiz zaten bir şansımız yok. Diğerleri palavra. Söylüyorum. Dürüstlük, yeraltı yerüstü zenginliği. Bunlar böyle laf. Gerçek çözümü biz söylüyoruz. Şimdi bize böyle bir imkan olsa, düşünebiliyor musun? Bütün Türkiye Liberal Demokrat Parti'nin işte sosyal sigortaları nasıl adam edeceği, vergileri ne yapacağı, iş hayatını nasıl canlandıracağı, sağlığı, eğitimi, kültürü nasıl çözeceği ki bunlar reel şeyler. Bunları anlatacağız. Ben samimi söyleyeyim, dumanını attırırım ya. Bu memleketin dumanını attırırım 2 günde. 2 gün. Peki, ama Tayyip Erdoğan bunu değerlendirmedi. İşte yok düzmecedir, yok o eskiden söylenmiştir. Yahu sen git çatır çatır şey yap, bastır. Peki ben çözeceğim derken deminki sorumu saklı tutuyorum. Ondan sonra onu tekrar program konuşacağız. Söyleyeceğim. Kadroyu anlatacağım. Şimdi bu durumda ve içinde bulunduğu pozisyon itibariyle epey zamandan beri Türkiye'nin gündeminde olan bu başörtüsü olayını Recep Tayyip Erdoğan'ın çözme şansı yok gibi gözüküyor. Mesut Bey bir şeyler söylüyor Sayın Mesut Yılmaz fakat o da pek samimi gözükmüyor. Siz iktidara gelirseniz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Bizim için bu çok kolay canım. Kendiliğinden. Biz bıyıkla uğraşıyor muyuz? Yok. Bitti, o kadar basit. Biz üniversiteleri ilk sene zaten devredeceğiz. Hiç bizi ilgilendirmez başörtüsü. Devletin işi değil bu kardeşim. Bak bir şey anlatayım sana. İsterse başını öyle bağlar, böyle bağlar. Hatta siyasi simge olarak bağlayabilir. İyi, ben de anlarım ki demek ki bu kadar siyasi adamın şeyi var. O da bilgidir bana. Yani mesela örnek vereyim sana. Gençlerin bir kısmı bilmem ne akımına kapıldılar. Saçlarının yarısını kazıdılar. Yarısını. Kabak. Yarısı kabak, yarısı saçlı. Ne olacak? Kendilerini ifade ediyorlar. Bugün bir rozet takmak da kendini ifade etmektir. Ya halkın kendini ifade etmesine ne karışıyorsun? Simge ise simge. Şimdi biz bak neydi? Eskiden biz din devletinden korkuyorduk. Çünkü kuruluştan itibaren böyle laflar edildi, bilmem neler edildi. Sonra çok çarpıcı bir olay oldu. Ne oldu? İran devrimi oldu. İran devrimi dediğin aslında çok kötü bir hadisedir. Yani o Hümeyni geldi, Hacı Hoca takımı el koydu yönetime ve İran'ın bütün kremasını astı. Ve mahvetti İran'ı. İran'ı mahvetti. Şimdi İran'ın bu şekilde mahvolması Türkiye için bir şok oldu. Ya Türkiye'de bir şok oldu. İnsanlar korkmaya başladılar. Neden korkmaya başladılar? Politikalarında dini duyguları istismar eden partilerden korkmaya başladılar. Çünkü ben hayret ediyorum ya adam çıkıyor
politikasını anlatacağına 3 defa elhamdülillah diyor. 6 defa bilmem deme de bir defa de ya o şunu. Yani illa din iman hepimizde var kardeşim. Sen ne yapacaksan onu söyle. Bu şuna benziyor. Sen şimdi marangozsun. Benim şeyimi kapımı tamir edeceksin. Gelip bana Fenerbahçe'ye atıyorsun. Oğlum şu kapıyı tamir et. Fenerbahçelisin, Fenerbahçelisin. Ama kapıyı tamir et önce. Şimdi bu olaylar bazı insanları korkuttu. Bunu da kabul ediyorum. Bak evet, dikkat doğru. et. Ama bizim rahatlığımız ne biliyor musun? Bizim rahatlığımız şu. Liberal Demokrat Parti iktidara gelince mesela başörtüsü olay mı? Yoktur böyle bir şey. Bitti. İsteyen başını bağlar bağlamaz. Bitti. İki, cuma namazlarında öğlen tatili. Şimdi düşünebiliyor musun? Türkiye Müslüman bir ülke. 5 vakit namaza az insan gidiyor. Emekliler, yaşlılar gidiyor. Cuma'ya bir kesim gidiyor. Ciddi bir kesim gidiyor. Şimdi bu insanlarımız 12'de mesela öğlen paydosu var. Cuma'ya yetişmesi için 15 dakika erken çıkması lazım. Yahu kardeşim, dünya mı yıkılır 15 dakika erken Cuma'ya bıraksan bunları? Ya Cuma günü... Sanki memurlar çok mühim iş yapıyorlar. Hani şeydeki, demir çelikteki fırın gibi. Onun başından ayırsan fırın soğur falan hani. Teknik işler vardır, ayrılamazsın. Veya hastanın başında duracaksın, yoğun bakımda hastayı bırakamazsın gibi. Öyle bir şey yok ki. Ne yapıyorsan geldiğinde bitir o işini. Bir Türkiye yani. Gibi %99,9'u Müslüman. Dikkat et. Bu da olumlu bir şey değildir. Evet. Bir ülke için %99 değil, Türkiye'deki Müslüman oranı %99,9'dur. Niye biliyor musun? %1 650 bin kişi yapar. Türkiye'de 650 bin gayrimüslim yok. Yok tabii. Gayet başarılı hepsini kovalamışız. Bu ayıp bir şey. Süryanileri kovmuşuz. Rumları kovmuşuz. Ermeniler arada bir baskı yaparız. 3 tane 5 tane adam protestanım diye bir şey yapsa tepesine ineriz. Musevilerin ya bu kadar ya. Safkan Müslüman yok. Mısır mesela %20 Hristiyandır Mısır'ın. Suriye'de bir sürü Hristiyan vardır. Musevi vardır. Irak'ta öyle. Ya kardeşim biz Müslümanlığı öyle bir havaya getirmişiz ki Müslüman olmayanları şey yapmışız. Gagavuz Türklerinden bile utanmıyoruz. Gagavuz Türkleri Ortodokstur ama Türktür. Türkiye için canını verir. Böyle bir sürü adamı kovmuşuz biz. Türk, hakiki Türk olanı Ortodoks olduğu için kovmuşuz. Şimdi bile burada Patrik var mesela. Patrik Türk vatandaşı kardeşim. Çok kültürlü bir adam. Dünyanın 300 milyon Ortodoks'un ruhani lideri. Ekümenik. Aman ekümenik diyemeyiz. Niye? Efendim bu şeydir Eyüp papazı. Kardeşim 300 milyon bu adamı lider tanıyorsa bu adam liderdir. 24 ay askerlik yapmış. Ben 4 ay yaptım ya. Ne istiyorsun? Bu adam Türk vatandaşı, Türk pasaportu var ve patrik olmuş. Senin şeref duyman lazım. Papa Türk olsa şeref duyar mıyız kardeşim? Duyarız ya. Evet, yani. Papa Türk olsa, bir Türk gitse papa olsa ne olur? İyi olur. Ne olur kardeşim? Kötü mü olur? Bu adamdan ne istiyoruz ya? Şimdi başka bir olay mesela. Eğer liberal iktidar gelirse dindar insanlar rahatlar. Ama öteki kesim de rahatlar çünkü çekinmez. Diyecek ki Liberal Demokrat Parti'ye Türkiye'yi cezayir mi yapacak? Yok. İran mı yapacak? Yok. Ama bunlardan bir korku var. Doğru değil korku ama var. Yani ben bir realiteyi söylüyorum. Yalnız ben şeye katılmıyorum. Yani dindar kesim, liberal, demokrat parti iktidara gelirse rahatlar. Şimdi rahat değil mi dindar kesim? Şimdi de rahat. Ya kardeşim ama bir kere bir şey anlatayım sana. Ama rahat var yani. Ha, yok bir, değil. Bir şey söyleyeyim kardeşim. Rahatın bakan gruplar var yani. Yok yok. Rahat değil canım. Horlanıyorlar. Canım şimdi hiç kimsenin dinine karışılıyor mu? Ya yapmayayım kardeşim ilahiyat ya. Fakültesine giden bir kızın, İmam Hatip'e giden, İmam Hatip Lisesi'ne giden bir kızın başörtüsünü açarsan başka bir şey söyleme bana. Sen git bir Amerika'ya de ki rahibe okulundaki kızın başını açıyorum de gör bakalım ne olur. Ya ilahiyatın başına Zekeriya Beyazı vermek bile yani, zulüm ya. Zulüm. Sen ne diyorsun? Ya ne istiyorsun adamlardan adam yani? Şey bile seyrediyor yani. Ya yok yani. Sosyal tarafını izlemek için porno bile seyrediyor. Mete her şeyin dozunu kaçırmamak lazım. Bak size bir olay anlatayım bu laiklikle sekülerizm arasında. Belki seyrettiyseniz hatırlarsınız. Ben o konuşmayı yaparken biri karşıma eski benim bir demecimi çıkardı. Laiklik lafını kaldıracağım diye bir demeç vermişti. Evet. Lan 4-5 sene evvel. Çok hoşuma gitti. Demek takip ediliyormuşuz. Yani bizim söylediklerimizi adamlar evet. Fotokopi çekip bana karşı kullanmak için hazırlamışlar. Çok iyi bir şey. Şimdi ben diyorum ki laiklik lafını kaldıracağım arkadaş diyorum. Oo ne olacak? Yahu kardeşim laiklikle sekülerizm aynı şey. Laikos demek sokaktaki vatandaş demek, klerikos demek, ruhban sınıfı demek, yani din adamı demek. Şimdi bu sürtüşme Fransız ihtilalinde başlar. İhtilal yapanlar birçok papaz kestiler, kiliseye saldırdılar. Sonra kilise taraftarı iktidara geldi, ötekileri öldürdüler. Bu hırlaşma çok kan dökerek
Fransa'da devam etti. Bilhassa Katolik ve Protestanlık arasında. Fakat İngiltere olsun, Hollanda olsun, Danimarka, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri din işlerini devlet işlerinden daha usturuplu ayırdı. Yani kimseye eziyet etmeden ayırdı. Ve Fransızlar laik lafını kullandılar. O da yabancı bir laftır. Evet. Seküler lafı da yabancı bir laftır. Seküler lafı Latinceden gelen bir laf. Öteki Yunancadan, laik lafı Yunancadan gelen bir laftır. Şimdi dinle. Ben din ve devlet işlerinin ayrı olmasını istiyorum. Laiklik lafını ettiğim zaman bir dindar kesim ürperiyor. Bunlar bana baskı yapacaklar diye. Niye ürperiyor biliyor musun? Niye? Türkiye Cumhuriyeti 1930 ile 50 arası dindarlara baskı yaptı. Laiklikle adı altında baskı yaptı. Öyle bir kötü bir hatıra var. O kötü hatıra yüzünden insanlar irkiliyorlar. Peki sekülerizm desen ne olur? Bak bana neyi hatırlatıyor bu biliyor musun? Bundan 25 sene evvel Aydın'a gideceğim bir seyahate. Bir ihale işi var. Şimdi bu ihaleye gideceğim. Dediler ki bana Besim dediler ya. Hemen bitiriyorum şimdi. Aydın'a gidiyorsun. Aman orada incire incir deme. Niye? Yemiş de. Evet. Yemiş de. Ben ne dedim? Gittim Aydın'a. İncir demedim kardeşim. Yemiş dedim. Ne oldu? Bir şeyim mi döküldü? Ne kaybettim kardeşim? Yani bu laf üzerine mi takılıyorlar? Tabii canım. Ya kardeşim laiklik deyince dindarlarımız gene bu devletteki memurlar bize baskı yapacaklar. Bizi aşağılayacaklar. Şeyini havasına giriyorlar. Sekülerizm. Bak İngiliz, Amerikan şeyinde laiklik diye bir şey yoktur. Sekülerdir. İngiltere öyledir. Aradaki fark ne biliyor musun? Bu lafa takılmıyorlar gibi geliyor bana Besim Bey aslında ama. Seküler kullan o zaman. Madem tak, bak kardeşim. Sen haklıysan seküleri kullan. Bu neye benziyor biliyor musun? Senin evde hanım var, tamam mı? Hanıma bir hediye alıyorsun. Hanımın da kırmızıya alerjisi var. Sen bir telefon hediye alacaksın. Kırmızı mı alırsın yoksa başka bir renk mi alırsın? Başka renk alırım yani. Hanımla boşanmak istersen kırmızı alırsın. Evet. Ha işte öyle. Yani madem niyetin bu kadar mı Türk, takılıyor? Tabii Türk milletiyle, takılıyor. Türk milletiyle barışmak istiyorsan dindar kesimde, dindarın da derecesi var. Aşırı dindar olanı var, biraz dindar olanı var, bir de normal dindar olanı var. Yani Türk milleti bir tek dindar değil. Mesela namazı kaçırmayanlar var. Sabah kalkıp ta beş vakit namazı kaçırmayanlar. Her sene hacca gitmek isteyenler. Zekatını verenler, böyle bir az da olsa bir kesim var. Onların arasında onlara benzer bir kesim var. Biraz da yani insanlar bir tek tip değil. Bu insanları niye ürkütüyorsun, niye korkutuyorsun ya? Bu memleket onların değil mi kardeşim? Onlar askerlik yapmıyorlar mı? Yani onlar kan dökmüyor mu? Onlar vergi tamam vermiyor mu? Rahat bırak insanları ya. Rahat bırak adam. İstediğine duasını yapsın. Ya Türk milletini... Duasını yapmayan yok ki. Kardeşim din konusunda bunu hiçbirimize şey yapmayalım. Ya boşuna. Hayır ama yani ben şimdi aileme baktığım zaman anneannem, dedem, babaannem bunlar anneannem yani kadın... taifesin. Onlar başlarını örterlerdi. Hiç kimsenin de bunlara bir laf ettiği yoktu. Doğru, çok güzel. Hiç laf ettiği tamam. Yoktu. Biz de yadırgamazdık. E şimdi laf deden... ediyorlar birader. Ya sen de. Ama şimdi... Ya anneannene kimselemiyor şimdi kız okuluna giremiyor ya. Yani ama sen... ne olacak gerem... yani 300-500 kız başörtüsüyle okula girse. Onlar istismar ettiler konuyu da onun için bu hale geldi. Ya yani yok istismar ama... işte Besim Bey'in dediği gibi simge. Tamam başörtüsü simge. E bırak simgesi olsun. Sen devlet olarak güçlü ol. Sen de öbür tarafa anlat ya. Ya devletin başındakiler bir ara bunu provoke etmediler mi? Ya başında o onlar getirmedi mi? Arka bahçemiz diye bilmem. Bugüne kadar bu noktaya gelmemiş. Şimdi bak dindarları politikacıların istismar etmesi yanlıştır. E işte o gün de siz o akşam onu da konuştunuz. Çok yani yanlıştır. Çok yanlıştır. Buradan çıktı. Hiçbir politika... Yani oradaki çocuğun belki hatası yok. Ama şimdi o kadar yaygın laflar var ki yani bu başörtüsünü tak sana ayda şu kadar verelim diye teklif edilenler var. Sırf bunu hava ya, için dolaşanlar var. Getirsinler para varsa ve versinler başörtüsü takalım. Bir sürü zavallı bu karada para kazanır. O tarafı yani, ayrı tarafı işin. Yani, bir ara verelim isterseniz ondan sonra. Peki. Evet değerli izleyiciler son bölüme gelmeden kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra yine birlikte olalım.